Çok teşekkür ederim, sağ olun. Abi, İyi günler. Dolabın kapağını kapattım daha sonra. Diziyoruz. Cenk de Asto'dan bulamadı mı birini ya? Bu bisküvilerden. Sadece. Vallahi yumurta. Belki o bile yoktur. O kadar pahalı ki bizim ekmeklerimiz. Tanesi 25 lira, 12, en ucuzu 12-13 lira. Şu kadarcık bir şey oluyor ekmekler. 12-13 liralık olan ekmekler. Yani normal ekmeğin yarısı kadar. Ama şimdi belediyeden geldikten sonra ekmek yapıyorum. Çok güzel bir ekmek tarifim var. Ondan ekmek yapıyorum, onu yiyorum. Allah razı olsun belediyeden. Onun dışında kurabiyesi de var. Ekmeği var, makarnası var. Makarnası çok güzel. Mesela bir makarna en son aldığımda 26 liraydı. Ve inanın bu uzun çubuk makarnalar var ya, ondan aldım. 26 lira, 28 lira. Yani çok pahalı. Belediyeden Allah çok razı olsun. Vallahi getirdikleri şey çok ora geçiyor. O kadar perişan kimseler vardı ki diyordu ki bizim evde herkes çölyak hastası. Onlar nasıl yapıyorlardı, ne yapıyorlardı bilmiyorum. Garibanlardı da artık herhalde onlar da belediyeden faydalanıyorlardır şimdi. Çok zor, çok zor. Çölyak hastaları için hakikaten geçinmek hele şimdi iyice zor. Büyükşehir Belediye'miz ürünler dağıtmaya başladı. Son 2 senedir pandemiden sonra başlandı. Destek olmaya çalışıyorlar bir nebze de olsa insanlara bu pahalılıkta. Çocuklarımızın bulamayacağı şeylere çok daha kolay, en azından az ya da çok hiç fark etmez, ulaşmamızı sağlıyorlar. Önceden bir ayda yediği makarnayı şimdi 2 seferde bitirebiliyoruz. Ürünlerin fiyatları oldukça pahalı. Bu konuda üretim zor. Üreticiler çok fazla desteklendiğini düşünmüyorum bu anlamda. Fiyatlar da tabii ki doğal olarak düşmüyor. Enflasyondan normal vatandaşımız ne kadar etkileniyorsa biz 3 katı etkileniyoruz. Nettin amca kurabiye gönderiyor, annem de beslenme çantama koyuyor. Bu sefer değişik değişik gelmeye başladı, portakallı, muhallebili. Çok güzeller, çok seviyorum ben onları. Okula da götürüyorum. Nettin amca bizi düşündüğün için çok teşekkür ederiz.